Değerli Kozbaysan gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Efendim size bugün herkesin hayalinde olan, iddialı olarak söylüyorum, müstakil bahçeli evi tanıtacağım. Neredeyiz? Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen ilçemizin efendim Hacı Veli Oba köyündeyiz. Popüler olan, son 5 yıldır çok popüler olan, ilçe merkezine çok yakın mesafede donanımlı bir müstakil ev bakacağız hep birlikte. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin değerli takipçiler. Yeni abonelerimizin, yeni izleyicilerimizin videolarımıza like atmasını, beğeni atmasını, yorum atmasını özellikle rica ediyorum. Hep beraber detaylarımıza bakalım efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, satılık olan 1117 metrekare arsa içerisinde tek katlı müstakil evimizi tanıyacağız. İçinde 110 metrekare müstakil evimiz var. Evimizin cephesi köyün, köy içi yoluna cephemiz, bakın böyle sınırımız buradan başlıyor. Efendim oraya kadar kapımızın önünde de sokak aydınlatma direğimiz lambamızla mevcut. Balıkesir Gönen ilçesi Hacı Veli Oba mahallesi efendim 16 nolu hane satılık olan yerimiz. 5 metre açılır kapımız var, demir kapımız var. Değerli izleyenler, burası ana dış kapımız. Daha sonrasında bir de iç avlumuz var. Aracımızı otopark olarak kullanabileceğimiz, biz şu an burada iki aracı rastgele çektik. Üç aracı çok rahat bir şekilde çekebilirsiniz otoparkımıza. Efendim detayları size tek tek sunacağım. Yerimizin bütün kadastrol sınırları beton duvarla çevrili değerli dostlar. Ve beton duvarın üzerinde de belli bir alanda da tel örgüyle çevrili. Burası da iç kapımız. Yani düşünelim ki burada otopark nizamiyesi burası. Çok mantıklı bir şekilde düşünülmüş. Burası da alanımızın ana girişi. Sınırımızı beton duvarı efendim aydınlatmaları. Bu aydınlatmaları da güneş paneliyle yapmışlar. Bütçeye de artısı var efendim. Ve limon selviler bütün sınırı donatmış bir şekilde. Gene girişimizden itibaren, açılır kapımızdan girişten itibaren de ileride gene garaja çevrilebilecek kapalı bir yerimiz var. Oraya kadar da beton yol devam ediyor. Kışın çok zorlu şartlarda bile ayağınız çamur olmadan evinizin bütün alanında gezebiliyorsunuz değerli takipçiler. Yerimiz 1117 metrekare. İçinde ihtiyaç olan bütün meyve cinsi ağaçlardan da ekilmiş efendim. Ağaçların da yaşları ortalama 5 yaşlarında var değerli takipçiler. Ve manzaramız direkt köyü görüyor. Köyün en hakim noktasındayız. Köyün içinde düz alanda, evlerle iç içe değiliz. Hakim bir yerdeyiz. Mal sahibimizin burada efendim sevimli dostları var, köpekleri var. Köpekler de burada düşünülmüş. Onlara da güzel bir yaşam alanı sağlanmış. Her zaman da kedileri, köpekleri seviyoruz efendim. Onu da ifade edelim. Şimdi burası alanımızın içerisinde. İçerideki garaja giden yolumuz. Buradan da gene değerli izleyenler iç bahçeye giriyoruz. Böyle bölümler sizin de kafanızda ve fikrinizde olabilecek projenizde birçok konuda artısı var. Bakın her şey en ince detayına kadar düşünülmüş bir yer. Yapımız burası. Yapımızın büyüklüğü 110 metrekare.
değerli dostlar. İlk önce bahçe alanımızı gezeceğiz. Daha sonra da yapımızın içerisine gireceğiz. Yerimiz müstakil parsel. Tapuda her şey işli. Efendim hiçbir sorunu yok. Onu da başta belirteyim size. Hem geziyorum hem de sunmaya çalışıyorum size. Çiçekleri, süs bitkileri, meyve ağaçları, eksiksiz bir yapı. Yapımız efendim masrafsız, hiçbir masrafı yok. Şöyle yan bahçeden devam edelim. Yan taraftan. Komple tamamlayalım bahçe bölümümüzü. Ondan sonra da evin içerisindeki evin detaylarına bakalım. Değerli izleyenler, beton duvarımız kaliteli ve sağlam yapılmış. Üstünde de efendim böyle şey de var. Teli de var. Koruma teli. Onun arkasında bakın, bunlar hep detay. Örgü teli de konmuş. Yani duble bir çalışma yapılmış. Yapımız dışarıdan bütün pencerelerinde korkuluk var. Bunlar da hepsi bir detay değerli izleyenler. Yerimiz klimalı, aynı zamanda kat kalifer petekli, kışın için ısınmalı, kazanlı, otomatik kazanlı. Burada eksik olan tek şey havuz benim gördüğüm. Onun dışında her şey düşünülmüş. Bunlar da sevimli dost kahramanlarımız. Evet, bu ailede çok seviyor. Sevgisi, şefkati yüksek bir aile. Çünkü bu sevimli dostlara çok özel yerler ayırmışlar, alan tanımışlar. Bu da bir incelik değerli izleyenler. Burası da evimizin arkasındaki arka bahçe platformu. Buranın üstünü de kapatabilirsiniz. Platform seyyar taşınabilir. Sağa sola kaydırılabilir. Alan içinde yeri değiştirilebilir. Ya da buraya havuzunuzu, yüzme havuzunuzu da yapabilirsiniz. Aydınlatma lambalarımız her tarafta var. Akşam olduğunda burası ışıl ışıl değerli dostlar. Bütçeye de tasarruflu. Onlar güneş panelinden koymuşlar. Kendi bütçelerine de çok zararı olmaması için. Efendim, evimizin büyüklüğü 110 metrekare. Birazdan evin içine gireceğiz. Ama henüz bahçedeki detayları bitirmedik. Burada bahçemizin sonunda iki tane böyle iki kapıdan oluşan ardiye var. Böyle bir ardiyesi var. Çim biçme makinesi, lastikler, çeşitli alet edevatlar. Burada da bir bölümü var. Böyle kapalı alanında olması artı, bakın, düzenli takım tertibatı. Yerimiz eşyalı verilecek. Bazı kısmı eşyalar alacak satıcı. Genelini bırakacak. Alacağı eşyalar da belirli. Telefon görüşmesinde de onların detaylarını belirtiriz efendim. Şimdi diğer gezmediğimiz yan tarafa bakalım. Kat kaliferimiz burada. Değerli dostlar, burayı garaj olarak da kullanabilirsiniz. Şu an ev sahibimiz bunları sevimli dostlara ayırmış. Onların yatakhanesi. Bakın onlara, inceliği görüyor musunuz? Kış için bir şömine sobası da koymuşlar. Yakıyorlar. Burada kat kaliferimiz var. Burada sevimli dostumuz var orada. Değerli izleyenler. Burada evimizin yanında gene bir bahçe lavabosu var. Şu siyah kutunun içerisinde termosifon var. Termostat var efendim. Altta su saati var. Yerimizin elektriği, suyu, her şeyi bağlı değerli izleyiciler. Hiçbir eksiğimiz yok efendim. Şimdi burayı da dolanarak eve doğru geçeceğiz. Yani böyle baktığımız zaman ev dışında müştemelatta da ortalama 40-50 metrekare aralığında da kapalı yeri var. Üstü kapalı. Kimisi dolap şeklinde.
Kimisi yarı aç, bir kısmı açık şekilde. Bakın evin hiçbir eksiği yok. Müstakil evimiz prefabrik yapı. Çok sağlam bir yapı. Profesyonel bir prefabrik. 110 metrekare. Her şey düşünülmüş. Detaylar. Bakın buraya bir kuş evi bırakılmış. Burada zaten yeşillik ihtiyaç olan ağaçlar var. Efendim. Şimdi evin içerisine girelim ve evin odalarını, dizaynını hep beraber izleyelim efendim. Burası da eve giriş kapımız. Girişimizde de böyle çok güzel bir ahşap sundurması var. Ev sahibimiz hiçbir zaman hiçbir masraftan kaçınmamış. Sevimli dostlar için de küçük bir kapı girişi de var hatta burada. Evet bakın. Çok sempatikler. Evet şimdi evimizin girişindeyiz değerli izleyenler. Girişte rahat, ferah bahçeye bakan güzel bir bölümümüz var. Bahçe bölümümüz. Buradan muazzam bir şekilde seyir alanı. Komple köyü görüyor. Ta ana yola kadar görüyor. Geniş bir görüş açısı. Isınma kat kaloriferi kış için. Değerli izleyenler. Dedim ya hiçbir masrafı yok evin. Elektriğimiz, suyumuz, internetimiz hepsi aktif. Tapumuz müstakil parsel. Tapu da işli. Yapımız her şeyi resmi. Ondan sevgili dostumuz yemeğini yiyor. Genel olarak bütün eşyalarla verilecek. Fakat belirli eşyaları mal sahibimiz alacak efendim. Şimdi mutfağımız. Evet burada da mal sahibimiz Reyhan Hanım. Merhaba. Merhabalar Reyhan Hanım. Çok güzel bir eviniz var. Harika. Teşekkür ederiz. Yani satılacak burası ama. Emek vererek yaptık. Yere bakarken de çekim yaparken de içim. Yani böyle kıpır kıpır ediyor. Çok güzel enerjisi var. İhtiyacımız olmamış olsaydı evet. Satmazdık ama. Değerli izleyenler birçok belki takipçimiz soracak. Neden satıyorlar? Nakit ihtiyaç için satılıyor. Hani bunu da böyle bilin. Kısa olarak tutalım. Herkesin özelidir. Değerli izleyenler. Şimdi mutfak alanımız, mutfak tezgahı gerçekten çok geniş. Bakın böyle mutfak tezgahımız. Çünkü bir evi alırken hanımların göz bebeği mutfak. Mutfak değerli izleyenler ortalama 25 metrekare gibi görüyorum. 30 metrekare de olabilir. Ortada da güzel yemek masamız var. Dolaplarımız gene devam ediyor burada. Burada bir kahve köşemiz var. Çok güzel düşünülmüş. Mikrodalgası. Sebebimiz gizli. Evet. Bunlar hep kalacak mı Reyhan Hanım? Mikrodalga, tabii, makineler. Tabii. Bunlar beyaz hepsi kalacak. Beyaz eşyalar kalacak. Bazı eşyalarımız. Bazı eşyaları yani alacak Reyhan Hanım. Yüz yüze de görüşebiliriz. Evet. Kendilerine. Bakın değerli izleyenler, zeminden tavana kadar. Evet, şimdi geniş bir mutfaktan sonra sol tarafta salonumuz var. Salonumuz da hemen hemen bu büyüklükte. Çok rahat söyleyebilirim. Yani 30 metrekareye yakın bir büyüklükte. Evimiz 110 metrekare diyoruz ama belki daha da büyüktür onu da söyleyeyim. Dışa bakan camlarımız koruma demirli. Bu da bir detay. Evet. Tavanımız yüksek. Efendim alçak değil onu söyleyeyim. Tavan yüksekliğini şöyle gösterelim. Tavanımız yüksek. Peteklerimiz her yerde mevcut. Isınma peteklerimiz. Ve aktif olarak klimamız. İçerisi şu an zaten gayet serin bir şekilde. Koridorda devam ederken sağ tarafta banyo tuvaletimiz var. Burada da çok sevimli bir dostumuz var. Evet. Banyomuz da gayet geniş bir şekilde. Burası da masrafsız
Dedim ya, bu eve sadece dışarıya bir tek havuz eksiği var. Hemen karşımızda bir genç odamız var. Gencimiz de odada çalışıyor şu an. Güzelce oyununu oynuyor. Yerler park efendim. Böyle geniş bir oda. Evimiz 2 artı 1. Burada da yatak odamız var. Yatak odamız da geniş. Ortalama 25 metrekareden büyük görüyorum ben. Hemen karşıda petekleri var. Burada dolapları, mobilyası yeterince büyük. Şöyle izin de verdim. Al sahibi çekeyim de. Çünkü yatak odası dolabı önemlidir. Hanımların hassas noktası. Evet değerli dostlar. 2 artı 1 110 metrekare. Ben buraya örnek müstakil ev diyorum. Çünkü o kadar güzel sevgiyle dizayn edilmiş. Ve birçok evcil dostumuza da ev sahipliği yapıyor. Ve tertemiz, hiç koku bile yok. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Tertemiz bir Teşekkür ederim. yer. Sağ olun. Değerli dostum Mustafa Bey ile birlikteyiz. Burada bir yorgunluk çayı içiyoruz. Evet, sağ olsun mal sahibimiz Leyla Hanım. Alıcısına çok Şimdi hayırlı olsun. değerli izleyenler, fiyatı açıklama bölümünde yazacağız. Burada mal sahibiyle pazarlık yüz yüze yapılacak. Sadece burada değil, bütün Evet. pazarlıklarımız hepsi yüz yüze Evet, yüz yüze yapılıyor. yapıyoruz mal Mal sahipleriyle. sahipleriyle, yani. Samimi bir ortamda, samimi bir Evet. şekilde. Efendim, sadece bir not var satıcımızın. Ev alışverişi gerçekleştikten sonra ortalama bir 3 ay gibi bir süre istiyorlar burayı bırakma ile ilgili. O da sadece evcil dostlardan dolayı, yani onlara bir yer tedarik yapılacak. Burası satılınca bu yer tespit edilecek. Şu anda da bununla ilgili çalışmalar sürüyor ama bu konudan dolayı buna kira bedeli de belirlenebilir. Alışveriş bittikten sonra sadece 3 ay gibi bir süre isteniliyor. Onun dışında başka bir şey yok. Buyurun gelin, bu güzel yeri size verelim. Sizinle beraber böyle bir hayırlı olsun kahvesi içelim efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.